Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la ilgili. Öcalan'ın iki fotoğrafı dün akşam sosyal medyada yayınlandı ve deprem etkisi yarattı. Yayınlanan fotoğraflardan birisinde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile BDP heyeti yer alıyor. Diğer fotoğrafta ise Öcalan tek başına. BDP heyeti daha önce gerçekleştirdiği İmralı görüşmelerinde Öcalan ile fotoğraf çektirmişti. İmralı Adası'nda cezaevi yönetimi tarafından çekilen fotoğraflar daha sonra BDP heyetine teslim edilmişti. Fotoğrafların yayınlanmasının ardından adaya giden heyet içerisinde yer alan BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken bir açıklama yaptı. Vekiller sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla kendilerine verilen fotoğrafların aynı olmadığını açıkladı. Öte yandan fotoğraflar sosyal medyada deprem etkisi yarattı ve milyonlarca kişi Öcalan'ın fotoğraflarını paylaştı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 49 kişiden 16'sı tutuklandı. 14 kişi serbest bırakıldı. 19 kişinin mahkemedeki sorgusu ise devam ediyor. Tutuklananlar arasında İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve iş adamı Rıza Sarraf da var. Böylelikle 5. gününe giren soruşturmada gözaltına alınan 89 kişiden 24'ü tutuklandı. 46'sı ise serbest bırakıldı. 19 kişinin ise mahkemedeki sorgusu devam ediyor. Sanıklar altın kaçakçılığı, rüşvet almak, rüşvet vermek, imar kirliliği, kara para aklama, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, örgüt kurmak, nüfuzu kötüye kullanmakla suçlanıyor. Bu hafta gündemden düşmeyen bir diğer konumuz var şimdi sırada. BDP'li tutsak vekillerin tahliyesine ilişkin gelişmeler. Bildiğiniz gibi Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan tahliye talepleri reddedilmişti. Kararın ardından bir üst mahkemeye itiraz başvurusu yapıldı. O başvuruda red yanıtı geldi. Vekillerden Faysal Sarıyıldız, Selma Irmak ve Kemal Aktaş'ın tahliyesi istemiyle yapılan başvuruya red yanıtı geldi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 vekil hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk red kararına yaptığı itirazı değerlendirdi ve tahliye taleplerinin reddedilmesine karar verdi. Dün İstanbul KCK ana davasının 9. duruşması görüldü. 83 tutuklu 204 Kürt siyasetçi ve insan hakları aktivistinin yargılandığı dava duruşmasında 6 kişi tahliye edildi. Mahkeme heyeti Kürt siyasetçilerden Mehmet Cevat İnce, Nizamettin Açıkça, Meyrem Yiğit, Hatice Vural, Ayşe Hacı Mirazoğlu, Seda Aktaş'ın tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma ise 31 Ocak 14 Şubat 2014 tarihine ertelendi. Duruşmanın ardından ring aracına konulup cezaevlerine götürülen tutsakların Biji Serok Apo sloganına yakınları Biji Berhudana Zindane sloganı ile karşılık verdi. Kürt halkı yarın Nusaybin ve Cizre'de mitinglerle utanç duvarlarını protesto edecek. Miting öncesi halk inisiyatifleri bir açıklama yaptı. Mardin, Ahmet ve Rıha halk inisiyatiflerinin açıklamalarında Rojava devrimine yönelik saldırılara dikkat çekildi ve Kürt halkının mücadelesini yükselterek saldırıları boşa çıkartacağı belirtildi. Açıklamalarda Türkiye ve Kürdistan halkına 22 Aralık Pazar günü Kürtler üzerindeki inkar ve soykırımcı uygulamalara karşı gerçekleştirecek mitinglere katılım çağrısı yapıldı. Öte yandan BDP Nusaybin ilçe örgütü de Pazar günü gerçekleştirecek miting öncesi bildiri dağıttı. İnsan Hakları Derneği 2002 yılında 19 Aralık tarihini cezaevlerinde insan hakları için mücadele ve dayanışma günü ilan etti. Ve cezaevlerinde gerçekleştirilen katliamın bu yıl döneminde cezaevlerindeki ihlallerin sürdüğüne dikkat çekti. İHA'de cezaevlerinde insanlık dışı uygulamalar ve yoğun hak ihlallerini hazırladığı rapor aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre AKP iktidar döneminde 2,5 kat artan tutsak sayısı 140.520'ye ulaşırken cezaevlerinde 163'ü ağır durumda olan 544 hasta tutsak bulunuyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre cezaevlerinde her hafta 5 tabut çıkıyor. Raporda Cumhuriyet savcılarına geniş takdir yetkisi tanındığına da dikkat çekilmiş.
ve tutsakların ATK raporlarına rağmen tahliye edilmediği belirtilmiş. Raporda Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 460 hasta tutsağın başvurusundan 417'sine red yanıtı verildiği bilgisi paylaşılmış. İade raporunda hasta tutsaklara ilişkin talepler de sıralanmış. Talepler arasında Adli Tıp Kurumu'nun devreden çıkarılarak tam teşekküllü devlet hastanelerinin verecekleri raporların yeterli görülmesi, tutsağın yaşamını tek başına idame ettirememe kriterinin hayati tehlike kriteri olarak değiştirilmesi, tutsağa çürütme politikası olarak uygulanan tecride son verilmesi, hasta mahremiyetinin ve özel hayatın gizliliği anayasal haktır ibaresince kelepçeli ve kolluk güçlerinin gözetiminde tedaviye son verilmesi bulunuyor. Raporun işkence ve kötü muamele başlıklı bölümünde ise son 9 ayda 500'den fazla tutsağın işkence ve onur kırıcı muameleye maruz kaldığı hatırlatılmış. Tutsak yakınlarının ve avukatların da onur kırıcı çıplak aramaya maruz kaldığına dikkat çekilmiş. Sürgün politikalarına da değinilen raporda 345 tutsağın ailelerinden uzak illere sürgün edildiği belirtilmiş. Raporda son olarak bakanlığın 2014 yılında 64 yeni cezaevinin açılacağı duyurusunun kaygı verici olduğuna dikkat çekilmiş. ...2014 yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı ile 2012 yılın Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda yapılan elektronik oylama ile kabul edildi. Mecliste tartışılmaya devam eden 2014 yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı ile 2012 yılın Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarısının açık oya sunulması öncesinde yapılan görüşmeler tamamlandı. Elektronik oylama sonrasında 2014 bütçesi için 439 oy kullanıldı. 121 red oyuna karşı 318 evet oyu sonucunda 2014 yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı kabul edildi. Öte yandan BDP Kadın Meclisi bütçe görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada 2014 yılının emek sömürüsüne dayanan antidemokratik, denetimsiz ve cinsiyetçi bütçesinin bizim nezdimizde herhangi bir meşruiyeti yoktur değerlendirmesi yapıldı. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da bütçe görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Çerkezoğlu, Türkiye'de yapılan bütçelerin emekçilerin ya da halkın talepleri üzerinden değil, IMF'nin ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların programlarının hayata geçirilmesi üzerinden şekillendiğini söyledi. Gever'de Reşit ve Veysel İşbilir ile Bemal Tokçu polislerce katledilmişti. Gever katliamı devletin bölgede yıllardır sürdürdüğü özel politikaları bir kez daha gündeme getirdi. JITEM ve cemaat yapılanmasının hedef aldığı Gever'de ajanlaştırma ve koruculaştırma faaliyetleri gündemden düşmüyor. İlçede daha önce TİT, MEZİT, İyi Çocuklar gibi karanlık güçlerin bombalama, tehdit ve şantaj gibi özel savaş yöntemleri de deşifre edilmişti. Gever Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı, ilçede yıllardır özel savaşın en seçilmiş taktiklerinin uygulandığını belirtti. Gever'in jeopolitik konumundan dolayı hedef seçildiğine dikkat çeken Sarı, devletin Gever halkının Kürt özgürlük mücadelesini ve gerillasını sahiplenmesinden korku duyduğunu kaydetti. BDP Cölemer İl Başkanı Rahmi Kurt ise, Gever halkının tüm özel savaş yöntemlerine karşı direnişini ve mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi. ...28 Aralık Roboski katliamı yıl dönümüne sayılı günler var. Kürt halkının katliamları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız diyor. Eylem ve etkinliklerin yoğunlaşacağı 28 Aralık öncesi anlamlı bir duruş da Roboski'den geldi. Katliamın ikinci yıl dönümü vesilesiyle barış aktivistleri 34 insana karşı 34 vicdanı reddi çağrısıyla Roboski'de vicdanı red toplantısı düzenledi. Toplantıya barış aktivistleri Meral Ceylani, İbrahim Yaylalı ve vicdani redçi Ahmet Demirsoy'un yanı sıra Roboski'li aileler katıldı. Vicdani redçi Ahmet Demirsoy önce kendi yaşantısını anlattı ve çocuklarımız katlediliyor ama kimse sesini çıkartmıyor. Biz buna karşı sessiz kalmayacağız dedi. Ardından Roboski'li Meral Ceylani, Hatice Kaymak'ın vicdani red açıklamasını okudu. Olan silahı elime almayı ve dünyadaki diğer tüm savaşların gereksiz olduğunu düşünüyor ve reddediyorum. Roboski'de 34 kardeşimin katledilmesi bu kararı almamdaki en büyük sebeplerden biridir. Şunu çok iyi biliyorum ki
zorunlu askerlik ve savaşlar olduğu müddetçe Roboski'lere, Ceylanlara, Medenilere, Uğurlara yenileri eklenecektir. Ben Hatice Kaymak olarak zorunlu askerliği ve tüm savaşları reddediyorum. Ben de artık vicdan üretçiyim. Dicle Üniversitesi'nde polis 24 saat kesintisiz karargah kurmuş durumda sayın seyirciler. Devrimci, demokrat ve yurtsever öğrencileri dönük baskıların merkezinde Ahmet'te bulunan Dicle Üniversitesi var. Bir yandan fişleme, ajanlaştırma, taciz ve silahla gözdağı, diğer yandan polis kışkırtmasıyla tekrar eden ırkçı saldırılar. En son saldırılarla provoke edilen Dicle Üniversitesi'ndeki yurtsever öğrenciler 7 gün 24 saat teknik takibe alınmaya çalışılıyor. Uygulamalara karşı adeta direniş sergileyen öğrenciler bundan sonra hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerini ifade ediyor. Tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bu üniversitedeki polis baskısını biraz anlatmak istiyorum. Biz yani üniversiteye geldiğimiz günden beri yani sanki bir karakola gelmiş gibi hissediyoruz. Polisler sürekli bir takipte, göz takibidir, kameralarla bizi izleme olsun, kimlik kontrolleri olsun, sürekli bizi taciz etmektedir. Dekanlığımızda zaten dekanlığın hemen altında odaları var. Masa tenisi koyup çok rahat masa tenisi de oynayabiliyorlar. Çok rahat yaşam alanlarımıza müdahale edip edebiliyorlar. Gelip bizden hatta yani arkadaşlardan yani çakmak ve sigara gibi istemlerde de bulunuyorlar. Bu tür laubalilikleri de var. Kürdistan'ın kalbi Ahmet'te de polis baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ne bileyim sürekli bir fotoğraf çekme olsun, öğrencileri yani tehdit etme olsun. Ailelere gidip öğrencileri korkutma olsun, aile baskısıyla öğrencileri korkutma olsun. Bu şekilde toplumun dinamizmini azaltmaya çalışıyorlar. Bize bu amaçla bir şey başlattık, çalışma başlattık, dilekçe çalışması. Dekanlıkla bir görüşmemiz olacak. Bu polis baskısı hakkında onlara da rahatsızlığımızı belirtmek istiyoruz. Artan bir polis baskısı var. Biz bu polis baskısını artık kabullenecek durumda değiliz. Özellikle kantinlere kadar girmeler olsun. Bu tarzı yaklaşımlardan dolayı biz bir takım kararlar aldık. Bugün saat 12.30'da üniversite mi karakol mu belli değil sayın seyirciler. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen ırkçılıktan ceza aldı. Le Pen romanlara hakaret suçundan 5000 euro maddi tazminat cezası aldı. Le Pen 2012 yılında Ulusal Cephe'nin yaz okulunda yaptığı bir konuşmada kelime oyunu yaparak romanların doğuştan hırsız olduklarını söylemişti. Mahkeme Le Pen'i belli bir etnik grubu incittiği gerekçesiyle suçlu buldu. Le Pen'in avukatı ise Le Pen'in sözlerinin ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirmesi gerektiğini savundu. Le Pen daha önce de Museviler ve Müslümanlara yönelik hakaret dolu ifadeleri yüzünden çeşitli para cezalarına çarptırılmıştı. Haberlerimizi sunduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.